Ve önümüzdeki hafta içi meclis açılacak. Kabine ve meclisi de yoğun bir gündem bekliyor. Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında %25 sınırının uzatılması öncelikli gündem maddeleri arasında. 4 Temmuz'da açılacak mecliste işte bu düzenlemelerin torba yasa olarak ele alınması bekleniyor. 28. dönem milletvekili. Memur ve emekli maaşları düzenlemesinin hızla meclisin gündemine alınmasına yönelik çalışmalar hızlanırken gözler 4 Temmuz'da açılacak meclise çevrildi. Toplumu nefessiz bırakmayı amaçlayan bu düzenlemeyi böyle maskeleyip sunduğunda kimsenin itiraz etmeyeceğini sanıyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme torba yasada sunulacak. Yasanın meclis yeniden tatile girmeden önce kısa sürede geçmesi bekleniyor. Bu meclisin hakikatin kıvılcımlarını çakacak, oluşturacak ve karşılıklı olarak müzakerelerle en hayırlı sonuçları ortaya çıkaracak bir meclis olmasını canı yürekten temenni ediyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışı sorununa yönelik hükümetin kira zammını %25 ile sınırlayan düzenlemesiyle ilgili geçen günlerde açıklama yapmıştı. Bayramdan sonra meselenin meclisin ilk işlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söylemişti. Bu kapsamda meclisin ilk işlerinden birisi de kira artışını %25 ile sınırlama olacak. Gaz ölçümlerinin an be an yapılarak kaydedilebildiği, madencilerdeki çipler sayesinde meclise gelecek önemli gündemlerden biri de anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak. Muhalefetle anlaşılması durumundaysa çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. İş güvenliği uzmanların görev yaptığı sürekli denetlenen maden ocağında Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu çarşamba günü yeni yasama döneminin ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon ilk toplantısını işte Türkiye İşçi Partisi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay olmadan yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi haftalık çalışmasına salı günü başlıyor. Meclisteki İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda komisyon bünyesinde faaliyet gösterecek alt komisyonlar kurulacak. Komisyonun asil üyesi seçilen milletvekillerinden biri de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay. Atalay hala cezaevinde olması sebebiyle bu toplantıya katılamayacak. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu ilk toplantısını Atalay olmadan gerçekleştirecek. Öte yandan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Silivri cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'ı ziyaret etti. Mesajlarını paylaştı. Atalay, Çakır Özer aracılığıyla gönderdiği mesajda 46 gündür millet iradesinin gasp edildiğini söyledi. Kendisi olmadan toplantının gerçekleşmesini hak ihlali olarak değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun bir üyesi hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulurken toplanması başlı başına büyük bir hukuksuzluk ve hak ihlalidir. Ya buraya gelecekler ya da en doğrusu bir an önce beni çıkaracaklar, yeminimi edip görevime başlayacağım. Mutlaka ama mutlaka üyesi olduğum komisyonun toplanması tam katılımla eksiksiz yapılmalıdır. Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay da Çakır Özer aracılığıyla mesajlarını iletti. Kahraman mesajında hukuk skandalı sona ermeli ifadelerini kullandı. Altınay da mesajında içinde bulundukları durumun haksız olduğunu bir kez daha yineledi. Altınay kendisinin cebir ve şiddetten 18 yıl hapse mahkum edilmek istendiğini söyledi. Hala ne bir hakim ne bir savcı çıkıp sen şunu yaptın diyebilmiş değil ifadelerini kullandı.